İyi akşamlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve bugün 23 Nisan'ın tam 100. yılı. 100. doğum günü. Bu muhteşem bir gün. Önce biraz evvel balkonlarımızı, pencerelerimizde kutladık. Dışarı çıkamıyoruz maalesef ama hep beraberiz ve bugün 23 Nisan'ın bu çok özel yıl dönümünü sevgili Nuray Ayaroğlu ile birlikte, yaşam koçu ve yazar Nuray Ayaroğlu ile birlikte, yönetici koçu ve yazar Nuray, sevgili dostum Nuray ile birlikte Atatürk'ün liderliği ve Atatürk'ün liderliğinin bize yansımasını tartışarak açacağız. Atatürk'ü konuşacağız bugün. Çok özel bir gün. Şimdi izninizle sevgili Nuray'ı davet etmek istiyorum. Bu çok güzel konuyu, çok özel konuyu, atamızı, onun da yani duruşunu konuşacağız. Şimdi Nuray'cığım bekliyoruz. Bağlanıyor. Nuray'cığım seni bekliyorum. İnternetinde bir sorun var acaba? Tekrar deniyorum Nuray'ı bağlamayı. Yaşasın. Tamam, süper. İyi bayramlar diliyorum. Evet, hepimize iyi bayramlar. İçindeki çocuk hiç büyümeyen, benim gibi ruhu çocuk kalan büyük çocukların da Çocuklar Bayramı kutlu olsun. Mutluyuz ki dünyadaki tek çocuk bayramı olan ülkeyiz benim bildiğim kadarıyla. Müthiş bir şey, müthiş bir şey. Ya, insan söyleyecek şey bulamıyor. Peki, hani hep söylüyorsun ya Atatürk'ün liderliğini konuşacağız diye. Çok heyecanlıyorum. Çok tatlı. Ben de çok heyecanlıyım ama tabii haddimi aşmayı hiç istemem. Atatürk'ün liderliği kitaplar dolusu bir konuşma, ciltler dolusu bir konuşma demek benim haddim değil. Ama ben şunu yapmak istiyorum bugün. Atatürk'ün durumsal liderliği ki bu yönetim eğitimine gitmiş, liderlik eğitimine gitmiş bütün arkadaşlarımın çok duyduğu orijinal tabiriyle situational leadership denilen Türkçe'ye de durumsal yöneticilik, durumsal liderlik, durumsallık diye tercüme ettiğimiz ve 80'lerde teori olarak hayatımıza giren, önümüze gelen teoriyi 1900'ün başlarında nasıl da uyguluyor olduğunu anlatmak istiyorum, onu paylaşmak istiyorum. Oradan da biraz kriz yönetimi ve değişim yönetimi kaslarını bugünle ilişkilendirerek konuşalım istiyorum. Yoksa Atatürk'ün liderliğini konuşmak benim boyumu çok aşar. Günlerce, saatlerce konuşmak, bir sürü kitap dökmek ortaya demek. Onun için haddimi aşmak istemiyorum doğrusu. Durumsal liderlik nedir? Ondan başlayayım. Durumsal liderlik şudur aslında. 80'lerin başında Blanchard'ın ismiyle çok bilinir. Blanchard'ın hayatımıza kattığı durumsal liderlik şudur. İstersen kitabi bir tanım vermeyeyim de ben sana durumsal liderliği ben nasıl anlatırım? Benim üçlemelerim vardır böyle komik. Onunla tarif edeyim. Durumsal liderlik özünde şudur. Asla ve asla her durumu aynı stille yönetemezsin. Bir. Asla ve asla aynı durumu her zaman aynı stille yönetemezsin. İki. Asla ve asla her adamı aynı stille yönetemezsin. Üç.
Ve asla ve asla aynı adamı her durumda aynı stille yönetemezsin. Dolayısıyla çıkabilirsen işin içinden. Bir yöneticinin en çok sahip olması gereken yetkinliktir bana göre. Eğer durumsal yönetim becerebiliyorsanız hayatınız çok kolaylaşır. Bu şu demektir: her adamı her durumda yönetebiliyorum. Peki Atatürk'ün bu dahiyane duruşu nasıl? Onu biraz anlatır mısın? Onu anlatmadan aslında onun ortaya çıktığı yıllardaki liderlik modelinden biraz bahsedelim istersen. Pek çok liderlik teorisi vardır bizim de sınıflarda anlattığımız. Bunlardan bir tanesi büyük olaylar teorisidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmış liderler büyük olaylar teorisini çok da destekleyecek şekilde ortaya çıkmışlardır. Der ki bu teori, aslında bir yönetici, iyi bir yönetici, işte işine hakim, biraz ufku olan filan bir yönetici, kendi halinde işini yaparken bir büyük olay yüzünden, ne olabilir bu? Bir savaş, bir tehdit, bir ekonomik kriz, bir salgın, tıpkı bugün olduğu gibi. Böyle bir durum yüzünden kendini lider olarak önde bulur. Çünkü yatkınlığı vardır. Ve lider olarak açığa çıkar. O büyük olay olmasa o hayatını normal bir adam olarak sürdürecektir. Nitekim Mustafa Kemal de böyle açığa çıkmıştır aslında. Böyle bir tehdit olmasa, özgürlüğünü ulusun bir tehdit olmasa muhtemelen padişahın damadı olarak, bir asker olarak, başarılı bir asker olarak hayatını sürdürecekti Mustafa Kemal. Ama bu tehdit, ulusu tehdit eden, özgürlüğümüzü tehdit eden durum karşısında o içindeki ejderha diyelim, ya ejderha gibi çünkü, tetiklendi ve açığa çıktı. Şimdi bu büyük olaylar teorisinin hoş tarafı devamıdır. Der ki benim dilimde konuşayım gene. Bu büyük olaylarla açığa çıkan yani liderliği tetiklenen kişi eğer ahlaki değerleri yüksek bir insan ise bu büyük olay durulduktan sonra liderlikten geriye çekilir. Sistemi kurmaya, süreçlere, insan yetiştirmeye odaklanır. Yok eğer ahlaki değerleri yüksek bir insan değilse bu lider, tam tersini yapar ve o liderlik koltuğunu korumak için sürekli ne çıkarır? Kriz çıkarır. Tıpkı bazı kulüp başkanlarının yaptığı gibi diye oradan bir örnek vereyim de çok fazla insan üstüne alınmasın. Şimdi Atatürk bunun çok iyi bir örneğidir. Atatürk bu tehdit sırasında öne geçip krizin yönetilmesi için gerekli otokrasiyi de sergileyip, otokrasi ben söyleyeceğim sen yapacağın yönetim şeklidir ve krizler otokrasiyle yönetilir. Yani şöyle hayal et, diyelim ki bir yangın çıktı, ben de senin hasbelkader yöneticinim, birlikte çalışıyoruz. Ben şimdi yangın çıktığında, ya Meltem oradan mı çıkalım, buradan mı çıkalım, ne dersin filan demem. Bunu demeye vaktim yok. Ben iyi bir yöneticiysem zaten yangının çıkmaması için gerekli önlemleri almışımdır. Yangınla ilgili nereden çıkılacağına dair önceden bütün duyuruları yapıp bunun antrenmanlarını yaptırmışımdır. Tamam mı? Zaten herkes biliyordur ve ben o sırada sen yangının paniğini yaşarken, korkuyu yaşarken ben iyi bir lidersem o yangının şiddetinde o çıkışa gidecek kadar süre var mı yok mu onu hesaplarım. Ve eğer yoksa derim ki sana atla camdan aşağı. Atla. Çünkü ne yaparım? Dumandan boğularak ölmen veya yanarak ölmen yerine bir ihtimal ölmen ama daha büyük ihtimal bir yerinin kırılarak kurtulmanı tercih ederim. Şimdi burada çok kritik bir şey vardır biliyor musun? Ne zaman atlarsın ben atla dediğimde? Bir tek koşulda. Bana güveniyorsam. Elbette. Başka hiçbir koşul yoktur bunun biliyor musun? Bak kriz yönetimi böyle bir şey. Kriz yönetimi için üç şeyi iyi yapman gerekir. Hızlı karar alman gerekir kriz varsa. Zaman ve kaynak en kıymetli şeydir. Çok etkin kullanman gerekir. Ve bütün bunları yaparken risk alıyorsundur. Risk alıyorsundur. Bu üç... Mesela ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediğinde herkes hurra Akdeniz'dir. Gitti. Ve düşünebiliyor musun? Sana ölmeyi emrediyorum diyor. Tabii. Ölmeyi emrediyorum. Ölmeyi yemedim de tamam diyorlar ve herkes gidiyor.
Kimse de kardeşim ben niye öleyim, deli miyim, neyim, benim çoluğum çocuğum var demiyor. Şimdi bunu dememek için ya bütün bu insanlar aklını kaybettiler, delirdiler. Ya bunların hepsi IQ'su çok düşük, kendi başlarına hiçbir şey yapamayan insanlar. Ya da diğer ihtimal ki bu mantığa çok güveniyorlar. O kadar güveniyorlar ki kendilerini de emanet etmişler. İşte bugün de bir kriz yaşıyoruz biz. Ve bu güven eksikliği yüzünden kriz iyi yönetilemiyor. Yeterince iyi yönetilemiyor. İyi olabilen şeyler var ama çok daha iyi yönetilmesi gereken bir krizle baş başayız. Ve şu an bazılarımız bize söylenen şeyler...